Sağlık. Teşekkür Değiliriz ederiz. Sağlık. Güzel, yeni akademik istedik. yıl hayırlı uğurlu olsun. Milli İstihbarat Teşkilatının yeni başkanı İbrahim Kalın oldu. Önündeyiz. Yıkım devam ediyor. Bizim bütün çabamız öncelikle bu savaşın durdurulması yönünde. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına Sayın İbrahim Kalın'ı atamıştır ifadesi kullanıldı bütün taraflara tabii özellikle de Rusya tarafına bu saldırıları derhal MİT Başkanlığını atanan İbrahim Kalın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda güzel ülkem için durmak yok yola devam. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Yeni görevim dolayısıyla tebrik eden ve dualarını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Güçlü, güvenli ve bağımsız Türkiye için çalışmaya devam ifadelerini kullandı oturttu. NATO üyesi bir ülke olarak biz Rusya'yla da Çin'le de İletişim Başkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'na Haluk Görgün'ün atandığını açıkladı. Sürünüyoruz. Aslında içimizde olan o Görgün'ün atama kararı resmi gazetede yayınlandı yeni nesillere e, örnek olabilme, onların ufkunu, vizyonunu açabilme. Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Profesör Doktor Haluk Görgün, Türk Savunma Sanayisi'nin öncü şirketindeki 6 yıllık yöneticilik görevinin ardından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'na atandı. Milli teknoloji hamlesi ve onun ürünü olan Teknofes tam da bu felsefeye hizmet ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Savunma Sanayisi'ne yön veren kurumun yeni başkanı olarak Haluk Görgün'ü görevlendirdi. İçimizde olan o milli teknolojilerimizi geliştirme ve bunları geliştirecek yeni... Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Afsever, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi. Afsever'in atama kararı resmi gazetede yayımlandı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'i Milli Savunma Bakanı olarak atamış olması sebebiyle Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Afsever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir ifadesi kullanıldı. <laughs> İletişim Başkanlığı İstanbul Valisi olarak Davut Gül'ün atandığını açıkladı. Gül'ün atama kararı resmi gazetede yayımlandı. İletişim Başkanlığı Davut Gül'ün İstanbul Valisi olarak atandığını duyurdu. İçişleri Bakanı görevine atanan Ali Yerlikaya'dan boşalan koltuğa Gaziantep Valisi Davut Gül atandı. Gül İstanbul'un yeni valisi olacak. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi olarak Sayın Davut Gül'ü atamıştır denildi. adeta demokrasi şöleni şeklinde geçiyor.